Evet, e-ticaret sohbetlerinde Adana'dayız. Yanımızda İda Dijital'den sevgili Aykut Kaymaz var. Aykut'cum hoş geldin. Hoş bulduk. En güzel şehirdeyiz herhalde. Aynen öyle. Yeme içme, doyma aynen. Şehrindeyiz. Keyfimiz yerinde. Aynen. Şimdi hava da güzel bu arada. Biz İstanbul'dan evet, geldiğimizde İstanbul'da çok kötüydü. Soğuk ve karlı bir hava vardı. Rüzgarlı aynı zamanda. Rüzgar da var. Adana çok keyifli. Şimdi biz her ay bir ilde oluyoruz. Sen de geliyorsun. Bir sürü şey konuşuyoruz ama yıl bitti. 2024'e geçtik. 2023 nasıl bir yıldı böyle baktığında? Öncelikle şunu söyleyeyim. İşte Bursa, Ankara, İzmir, Kayseri'den sonra 5. ildeyiz. Atladığım il var mı bilmiyorum. Yok. Adana'dayız. Daha da devam edeceğiz. Aslında sektörü ve insanları bilinçlendirmek adına çok güzel işler yapıyoruz. Çok doğru mesajlar veriyoruz aslında neler yapması gerektiği insanların. Aslında 2023 yılında söylediğimiz 2024 yılında yılın başında da geçerli. 2023 yılında en büyük sorunumuz insan kaynağı, insan istihdamıydı. 2024'te de biliyorsunuz işte asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte diğer tarafta da insanların bir beklentisiyle insan kaynağı sorunu artmaya devam ediyor. Evet. Nitelikli insan kaynağı bulmak çok daha zor. Aslında 2024'ten beklentimiz e-ticaret adına doğru insan kaynağı yatırımı ile birlikte aslında süreçleri, tüm online ve dijitalleşme süreçlerini geliştirmek. Şimdi tabii burada ufak bir parantez açmak istiyorum bilmeyenler için. İda Dijital diyor ki, ey e-ticaret yöneticisi, ey e-ticaret patronu, sahibi, kimsen, yeni eleman alma, zaten yok. Gel bana emanet et, ben sana e-ticaret şirketini nasıl yönetmen gerektiğini, nerede ne yapmamız gerektiği ile alakalı bir danışmanlık vereyim diyorsunuz. Ve diyorsunuz ki, yani benle buluştuğun zaman, yani çalışanla buluşunca zorlaşıyor ama sen sonuçta dışarıdan hizmet veren bir insansın, daha profesyonel oluyor diyorsunuz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ya da ne diyorsunuz? Aslında şu şekilde anlatayım. Bir mağaza açarken mağazanın elektriğini elektrikçi gelip yapıyor. Mağazanın sıvasını sıvacı gelip yapıyor. Doğru. Boyasını badanacı gelip yapıyor. Boyacı gelip yapıyor. İşte mağazanın teknik işlerini teknik işi bilen aslında profesyonel insanlar gelip yapıyor. E-ticaret de böyle. Aslında e-ticaretin 5-6 ayaklı yapısını biz diyoruz ki bir tane personelle yarım yarım yapmak değil. 5-6 tane ayrı istihdam ettiğiniz bizim tarafımızdaki insanlarla, profesyonel kişilerle aslında e-ticaret süreçlerinizi geliştirmek. Yani tasarımını gerçekten kreatif tasarım okuyan ve bu işi bilen birisi yapsın. Evet. Ürün veri girişini ve ürünün açıklamasını bu işi bilen, bu işten gerçekten para kazanan ve deneyim kazanan birisi yapsın. İşin teknik tarafını gerçekten bilgisayar programcılığı okumuş birisi yapsın şeklinde aslında konumlandırdığımız kişiler de bu yönde ve bu profesyonellikle çalışıyorlar. Yani sen diyorsun ki her işin uzmanı var. Ama sen bunları almaya kalksan zaten yok. Ama olsa bile çok imkansız, çok büyük bütçeler. Ben sana all in one, her şey bir dahil bir paket hizmet sunuyorum. Aynen öyle. Çünkü bizim beklediğimiz bir kişiden çok fazla aslında nitelik yaratmak. Evet. Biz de bunu aslında söylüyoruz. Yani bir kişide çok fazla nitelik yok. Yani bir kişi en fazla 2-3 tane iş çok iyi yapabilir ama 4. 5. 6. işi yapamaz. E-ticaret de böyle bir iş. Yani ürünün veri girişiyle başlayıp muhasebesi ve satış sonrası hizmetiyle, lojistiğiyle biten aslında bir iş. Bunun arasında çok fazla aslında şirket kanalı iş yapıyor. Bundan dolayı da bir kişiyle bu işi yapmak zor. Sen diyorsun ki yani siz üretime odaklanın, pazarlamaya odaklanın, PR odaklanın. Arkanız sağlam. Aynen öyle. Aslında biz şunu istiyoruz. Bize ürün verin. Doğru ürün verin. Rakibimizi tanıyalım. Bunun ön çalışmasını yapalım ve daha sonra doğru bir pazarlama stratejisiyle ve doğru bir müşteri bulma stratejisiyle süreçleri uçtan uca geliştirelim. Bu sweatshirt yeni galiba. Yeni. Adana'ya özel. Adana'nın işte rengine özel bir sweatshirt. Zaten bizim de rengimiz sarı. Süper. Vallahi yani Aykut çok güzel özetledi. Eğer e-ticarete başlamışsanız ya da başlayacaksanız yani bir sürü eleman nasıl bulacağım? Bana da çok geliyor yani. Murat abi nasıl bulacağım? Bulmanıza gerek yok. İda Dijital burada. A'dan Z'ye her türlü konuda destek olmaya hazır. idadijital.com. Arayın. Teşekkür ederim. idadijital.com. Ne diyeceğim? idadijital.com.